Arkadaşlar merhaba. Bu videoda MAP-LISE 4 matematik kitabının 78. sayfasındaki alıştırmaları çözeceğim. Hemen birinci örnekle başlayalım. Aşağıda verilen ifadelerin bir dizinin genel niteliği olup olmadığını bulunuz demiş. Şimdi dizi olması için sayma sayıların elemanlarını tüm sağlaması lazım bir kere. Dikkat edin, A şıkkında n yerine 5 yazamıyorum. O yüzden bu dizi değildir. Şimdi bu ifade dizdir arkadaşlar. Hangi sayı yazarsanız yazın karşınıza bir değer çıkacaktır. Fakat mesela C şıkkı dizi değildir. Mesela n yerine 1 yazamıyorsunuz. N yerine 2 yazamıyorsunuz. O yüzden dizi değildir. Yine sayma sayıları olduğu için arkadaşlar C şıkkına bakarsanız birden başlayarak bütün değerleri verirseniz pozitif tanımlıdır. Bu bir dizdir. Peki yine D şıkkına bakarsanız en yerine 1 yazdığınızda 1 eksi 3 bölü 2'den eksi 1 bölü 2 olur ki logaritmanın içi negatif olamıyordu. O zaman bu da dizi olamaz. Demek ki B ve C şıkları dizi belirtiyormuş. Peki ikinci örneğe bakalım. İkinci örnekte 1, 2, 3, 4 olmak üzere AN dizisi şu şekilde tanımlamış. Bu A4 kümesinden reel sayıları tanımlamış. Bu dizinin terimleri toplamını istemiş. Şimdi ben önce 1 yazıyorum. 1 yazdığım zaman 1'in karesi eksi 2'den cevap eksi 1 olur. 2 yazdığımda 2'nin karesi eksi 2'den 2 olur. 3 yazdığımda 3'ün karesi eksi 2'den 7 olur. Ve 4 yazdığımda arkadaşlar 4'ün karesi eksi 2'den 14 olur. İşte bunların toplamı istiyor bizden. Bu toplam 24 olacaktır. Üçüncü örneğimize gelirsek eğer bir dizi verilmiş. Bu dizinin sabit dizi olduğu verilmiş arkadaşlar. O halde şöyle yapalım. Sabit dizi ise n karenin katsayılar oranı yani 3 bölü 1. N'nin katsayılar oranı yani eksi m bölü p'ye eşittir. O da eşittir 5 bölü k olmalıdır. Şimdi buradan birinci ile üçüncü yaparsam hemen 3k'nın 5 olduğunu, k'nın 5 bölü 3 olduğunu görebilirim. P bölü M. Hemen takla attırırsam P bölü M'nin eksi 1 bölü 3 olduğunu görebiliyoruz. Bu ikisinin toplamını istiyor. Eksi 1 bölü 3 artı 5 bölü 3'ten cevabımız 4 bölü 3 olacaktır. Peki. Dördüncü örneğimiz. A12 kümesi tanımlanmış bize. A12'den reel sayı tanımlı bir A dizisi. A eşittir 2 ise bu dizinin terimler toplamını istiyor. Dizinin. Şimdi 1 yazarsam arkadaşlar 2 olur. 2 yazarsam 4 olur. 3 yazarsam 6 olur. 4 yazarsam 8. Nokta nokta en son 12 yazarsam 24. Aslında bu iki ortak parantezinde 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 12 olarak yazılabilir. Yani bu toplam neydi? 12 çarpı 13 bölü 2'den şunları sadeleştiğini görüyoruz. O zaman cevabımızın 156 olduğunu söyleyebiliriz. Peki 5. örnek bir indirgeme dizisi. Şimdi indirgeme dizilerinde arkadaşlar AN'leri bir tarafa toplayacağız. O zaman şöyle yapalım. AN dizisi AN artı 1 ile AN dizisinin farkının 6N olduğunu görüyoruz. Benden genel terimi istiyor. Şimdi 1 yazdığımda N yerine 1 yazarsam A2 eksi A1'in 6 olduğunu. 2 yazarsam A3 ile A2'nin farkının 12 olduğunu. 3 yazarsam A4 ile A3'ün farkının 18 olduğu. Nokta nokta. En son arkadaşlar n yerine n eksi 1 yazacağım. Yani an ile an eksi 1'in farkı bu durumda 6 çarpı n eksi 1 olacaktır. Peki ben bunları toplarsam dikkat edin. Bu durumda a2'ler, a3'ler, a4'ler, an eksi 1'ler gelecek. Ve bunları topladığımızda an eksi a1 kalacaktır. Peki bu da 6 ortak parantezinde dikkat edin. 1, 2, 3, 4 nokta nokta n eksi 1'e kadar sayıların toplamı olacaktır. Peki hemen altı parantezinde bu toplamda son terim bir fazlası bölü 2. Bunların çarpımının yarısı oluyordu. Yani n eksi 1 çarpı n bölü 2 diye yazarsam sadece 3 çarpı n eksi 1 bizim an genel terimimiz. Pardon, hatta şöyle diyelim. An ile an eksi 1'in farkı oluyordu. Aynı. Yani AN ile A1. A1 dediğim şey 4'tü zaten. 4'ü bu tarafa alırsam AN genel terimi 3N kare eksi 3N
artı 4 olacaktır arkadaşlar. Yine 6. sorumuz bir indirgeme sorusu. Bu kez biraz daha değişik arkadaşlar. A6 ile A7'nin toplamını istemiş bizden. Şimdi hemen burada değerleri yazmaya çalışalım. Şimdi ben A2 ile A3'ü biliyorum. Hemen n yerine 2 yazmak istiyorum. N yerine 2 yazarsam. Bu durumda A4 eşittir 4 tane A3 eksi 5 tane A2 olur. Peki n yerine 3 yazarsam. N yerine 3 yazarsam. O zaman A5 eşittir 4 tane A4 eksi 5 tane A3 olacaktır. N yerine 4 yazıyorum. O zaman A6 olacaktır. 4 tane A5 eksi 5 tane A4 olacaktır. Ve son olarak N yerine 5 yazacağım. O zaman A7 eşittir. 4 tane A6 eksi 5 tane A5 olacaktır. Peki buradan hareketle. Şimdi burada bir taraf taraf toplama işlemi yaparsak acaba bir şeyler olur mu? Buradan gitmeyenler çıkacak. O yüzden biz direkt yazmaya başlayalım. A2 yerine 1 yazıyorum. Şuraya 1 yazdım. A3 yerine 3 yazdım. 12'den 5 çıktı. Burasının 7 olduğunu gördük. Şimdi A4'ün değerinin biz artık 7 olduğunu biliyoruz. A3'ün değerinin de zaten değeri belli 3'tü. 28'den 15 çıkarsa 13 olur. Peki A5'in değerini biliyoruz. 13. A4'ün değerini de biliyoruz arkadaşlar. Bu da 7. 52'den 35 çıksa buradan 17 olacaktır. A6'yı bulduk. Şimdi A6'ın değeri 17 idi. A5'in değeri de 13'tü. 68'den 65 çıkarsa buradan da 3 gelecek. İşte benden bu ikisinin toplamını istiyor. O zaman bu toplam A6 artı A7 20 olacak. Gelelim 7. sorumuza. Şimdi n kare eksi 8 n artı 12 bölü n artı 3 dizisinin kaç terimi negatiftir diyor. Şimdi biz hemen bu n kare eksi 8 n artı 12 ifadesini n artı 3'e bakkal bölmesiyle bir bölmeye çalışalım. N kez var. N kare artı 3 n. Peki taraftarı çıkarırsam burada bir eksi 11 n kaldı. Artı 12. Eksi 11 kez var. Bu durumda eksi 11 n eksi 33 oldu. Taraftarı çıkarırsam bu kez bunlar artıya dönüşecek. Yani burası 45 olacak. Aslında bu AN dizisi şöyle yazılabilir arkadaşlar. N eksi 11 artı 45 bölü N artı 3 olabilir. Peki buradan hareketle ben şu yorum yapmak istiyorum. N artı 3 burada ne olabilir? N artı 3 burada işte 45'in bölenleri 1, 3, 5, 9, 15 ve 45 olabilir. Şimdi teker teker bunları yorumlarsam. Bir kere n artı 3'ün değeri 1 olamaz çünkü n eşittir eksi 2 olur. N artı 3'ün değeri 3 olamaz çünkü n eşittir 0 olur. Dizilerde arkadaşlar sayma sayılarına tanımlıydı. Peki şimdi artık adım adım ilerleyebiliriz. 5 olursa bu ifade yani n artı 3'ün 5 olması demek n'in 2 olması demektir. N artı 3'ün 9 olması n'in 6 olması demektir. N artı 3'ün 15 olması demek n'in işte 12 olması ve n artı 3'ün yine 45 olması demek n'in 42 olması demektir. Şimdi 42 ve n yerine 12 değerlerini yazarsak burada pozitif değerler elde edilmiş oluyor. Bunlar pozitif. Ama 6 ve 2 değerlerini yazarsak arkadaşlar mesela 6 yazarsam eksi 5 artı 5'ten sonuç 0'a dönüşüyor. Yani buranın 0 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Demek ki bir tek değer için cevap negatif çıkacaktır. Gelelim 8. sorumuza. AN logaritma 3 tabanında n artı 4 dizisinin kaç teriminin 4'ten küçük olduğunu bulunuz demiş. Şöyle yapalım. Logaritma 3 tabanında n artı 4 küçüktür 4 demeye çalışıyor. Peki hemen 3 üzeri 4 diye diğer tarafa alıyorum. N artı 4 küçüktür 3 üzeri 4. Yani n küçüktür. 81'den 4 çıkarsam 77. Peki ben burada n'e 1'den başlayarak değerler verebileceğim için 1, 2, 3 ta ki 76'ya kadar bu durumda 76 terimi 4'ten küçüktür diyebiliriz arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza.
Dokuzuncu sorumuz. Dokuzuncu soruda bizden dizinin en büyük değerini istemiş. En büyük terimini bulmamızı istemiş yani. Şimdi dikkat ederseniz alt taraftaki ifade bir parabol. Şimdi bu AN dizisinin en büyük olmasını istiyorsan bunun bir en küçük değerinin olması lazım. Peki n kare eksi 6n artı 10 ifadesinin en küçük olmasını istiyorsam aslında neye bakmam lazım? Tepe noktasına bakmam lazım. Hatırlayın. Tepe noktası T, R virgül K ile gösteriliyordu. R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A. Eksi. Eksi 6 bölü 2A'dan 3. Yani N yerine 3 yazarsam bu durumda A3 değeri bizim için en küçük şey, en büyük terim olacaktır arkadaşlar. Payda en küçük iken ifade en büyük olacaktır. Yani 24 bölü 9 eksi 18 artı 10'dan 24 bölü 1 cevabımız 24 çıkacaktır. Ve testin son sorusuna, alıştırmanın son sorusuna geldik arkadaşlar. Burada şöyle AN BN dizileri verilmiş. Bu diziler eşitmiş. Buna göre x artı y istiyor. Hatırlayın birden n'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Bu da şuna eşitmiş. Xn kare artı 2n bölü n şey y eksi 1'e eşitmiş. Hemen eşitleyelim. Yani n kare artı n bölü 2 xn kare artı 2n bölü y eksi 1 olmuş. Şimdi 2n olduğu için eşitliğin sol tarafını 2 ile genişletmem gerekiyor. O zaman ne oldu? 2n kare artı 2n bölü 4 oldu. Peki birebir eşitleme yaparsam x'in yani n karenin yanındaki sayının 2 olduğunu görüyorum. Payda 4'tü arkadaşlar. Y eksi 1'in 4 olduğunu görüyorum. Bu durumda y'nin 5 olduğunu söyleyebiliriz. X artı y bu durumda 7 çıkacaktır.